Bizde bize biz derler, sizde bize ne derler? Heidelberg çevresine geçelim. Evet arkadaşlar, burada kalmıştık. Resim buraya yaptık. Bugün şu iki kısmı bitirip bu haberi bitiririz. Başlayalım. A famous long winding road runs through Flinders Chase National Park on the island. Famous, ünlü, uzun. Winding, burada dolan başlı demek. Yani şu zikzak çiziyor ya, o winding. Run Tour'da geçiyor. Nereden geçiyormuş? Flinders Chase, yani Chase Milli Parkı'nda, yani adadaki Flinders Chase Milli Parkı'ndan geçen uzun, yani ünlü uzun dolambaçlı yolun resmi. Daha sonra bu yol yangından sonra bu hal ile alıyor. The same road, aynı yol. After fires dismount. Bu ay ki görüntüsü, yani yangınlardan sonraki görüntüsü. Yani olayın vahşetini, boyutunu bu şekilde de görmüş oluyoruz. Yani her şey yok olmuş. Buraya bakalım. Every sector of this island has been hit hard by fires, including agriculture. Every sector, her sektör, yani her iş alanı, neyin bu adanın her iş alanı, her çalışma ortamı diyebiliriz. Has been hit hard by fires. Alevler, yangından İşte kötü bir şekilde darbe aldı. Including agriculture. Tarım dahil olmak üzere her sektör yangından darbe aldı olarak burayı ekleyebilirsiniz. O tire including genellikle bu şekilde oluyor. Direkt tire olmadan da görebilirsiniz. Ya bir şey dahil olmak üzere şunlar şunlar bir şey oldu tarzında cümleler. Tens of thousands of sheep and cattle were burned and thousands of acres of pasture were scorched. Tens of thousands, on binlerce koyun ve sığır, cattle, sığır demek, were burnt, yandı yangınlarda, and thousands of acres. Acres burada dönüm demek, binlerce dönüm. Pasture ise çalılık, otlak, otlak daha doğru, yani çayır, otlak. Were scorched, scorched'da da kullanmıştık, yani burn ile aynı anlamdaydı. Yandı. Yani o yüzden de şeyi, Agriculture'ı burada şey yapıyor, o şekilde nasıl etkilendiğini anlatıyor. Sometimes I wake up and I think business as normal, says Sam. Sometimes, bazen I wake up, uyanırım ve I think, düşünürüm, işi is as normal, yani işi her şey normalmiş gibi, yangın yokmuş gibi düşünürüm, diyor Sam. And then, ve daha sonra reality hits and I know it won't be the same way for a long time. And then, ve daha sonra reality, gerçeklik, yani şu an olan, hit. Hits'in burada hani vurmak, darbe falan anlamı da var da, ulaşmak, bulmak anlamı da var. Hani daha sonra bu, yani şunu hayal ederim. Ama belli bir süre sonra da gerçekle yüzleşirim. Gerçek bulur, gerçek açığa çıkar gibi çeviri olabilir. And I know, ve biliyorum, it won't be same way. Aynı şekilde olmayacak. For a long time. Uzun bir süre aynı şekilde olmayacak, yani normale dönmeyecek. Yangın etkileri çok büyük çünkü. This was supposed to be a busy season at his wildlife park, but all the tourists have been evacuated. This was supposed to be. Bu olması gerekiyordu. A busy, yoğun bir sezon olması gerekiyordu. At his wildlife park, onun vahşi yaşam parkında. Sevin, hatta ilk paragrafta falan görmüştük. Bir parkı vardı. Orada şu an çok yoğun olması gerekiyor. Çok fazla turist olması gerekiyordu. Aslında bu dönemde, bu sezonda. But, ama all the tourists, bütün turistler have been evacuated. Evacuate daha önce de burada karşına çıktı. Tahliye etmek demekti. Bütün turistler tahliye edildi. Yani şu an hiç kimse yok, ailesi dışında. It's a difficult time for him and his family. It's a difficult time. Bu zor bir zaman. Onun ve ailesi için bu zor bir zaman olarak çevireceğiz. Buraya bakalım. We are a private business. Myself, my wife, my son, and I have 10 staff relying on me. We are a private. Biz özel bir işten ziyade işletmeyiz. Hani bu park, Milli Park işletiyorlardı ya. Ya vahşi yaşam parkı. İşte myself, ben kendim, my wife, karım ve çocuğum.
tane de 9 aylık çocuğu vardı hatta. And I have 10 staff relying on me. Staff burada şey demek. Personel. Ve o parkta da çalışan 10 tane personel varmış. Relying on da güvenmek demek. Ona güvenen, bana güvenen 10 tane de personel var. Demek ki toplam 13 kişiler. The animals and the wildlife are what brings people here. Hayvanlar ve bu vahşi yaşam buradaki adadaki what brings people here? İnsanları buraya getiren şey. Yani insanlar buraya hayvanları ve bu vahşi doğayı görmek için geliyorlar. O şekilde çeviriyoruz. We should be seeing between 100 and 200 people a day, which is what funds the park. But that's all shut down now. We could go broke pretty quickly. We should be seeing. Görüyor olmalıydık. Olmalıyız. Between işte 100 ile We should 200. be seeing between. Burada bir günde 100 ile 200 kişi görüyor. Olmalıydık diyor. Sonra bir de which is. Bir de şeyi de çok kullanmış. Daha önce neydi? What's'tı değil mi? İşte emizar what brings people here. İşte hayvanlar vahşi doğa insanları buraya getiren şey. Biz günde 100-200 kişiyi görmeliyiz. Bu what funds the park? We should be seeing. Burada what funds the park? Fund burada finanse etmek demek. Parkı finanse eden şey ki bu da işte is what o anlamı veriyor. But that's all. Ya bunların hepsi bu 200-200 kişinin gelmesi shut down now. Şimdi shutdown kapandı değil de kesildi. Yani insanlar gelmiyor. Olanlar da kaçıyor zaten. We could go broke pretty quickly. Pretty quickly çok hızlı bir şekilde. Go broke da hani nasıl diyebiliriz burada? İşlerin bitmesi veya iflas etme olarak da düşünebiliriz. Biz hızlı bir şekilde yani para kazanamıyoruz. Parkı finanse eden bir şey yok. O yüzden hızlı bir şekilde iflas edebiliriz tarzında bir çeviri yapabiliriz buraya. Buraya bakalım. And say Sam, the worst may not be over. Ve Sam söylüyor. The worst, en kötüsü may not be over, bitmeyebilir. Ha burada şey diyor galiba. Ben öyle anladım. En kötü durum ise bu yangınların bitmeyebilecek olması olarak çevirebiliriz buraya. Ve şu an insanlar yok ve uzun bir süre eğer bu şekilde insanlar gelmezse zaten hani iflas ederiz. Böyle ilk de düşünürsek bu anlam çıkar. There are a few parts that haven't burned, he says. En kalsın yine sen söylüyor. Burayı da aynı şekilde. There are a few parts. Burada patch'in hani oyun falan oynuyorsanız yama anlamı da var. Ama burada arsa anlamı var. Hala birkaç tane arsa varmış. Yani arazi de denilebilir. Henüz yanmayan. Sam söylüyor. There are fires still going. Ama yangınlar hala devam ediyor. We have got some hot days coming and summer is not over. So we could potentially see the rest of the island go. Şimdi we have got some hot days coming. Yani gelen yani sıcak günler daha gelecekmiş. Yani sıcak günlerin gelmesini bekliyorlar. Zaten burada da anlatıyor. Summer is not over. Yaz daha bitmediği için hala önlerinde sıcak günler var. So, bu yüzden we could potentially see. Biz potansiyel olarak yani görme ihtimalimiz yüksek. Neyi? The rest of island. Adanın kalanını. Kalanından kastı ne burada? Yanmayan yerlerinin go gittiğini yani go'dan kastı burada işte yok olduğunu görme potansiyelimiz yüksek yani bunu öyle bir potansiyelimiz var. Yani büyük ihtimal şurada worst'ta bu şekilde yorumlayabiliriz tam oturdu şimdi. Yani worst'tan kastı da işte bu yangınların devam etmeyip adanın kalanını da yok etmesi yani tamamen bütün adayı yangınların yok etmesi en kötü senaryo bu da olabilir. Şeklinde çevirdik. Haber bitti. Yine kelime şey yapalım, tekrar yapalım. Neyse burada winding dolan başlı olarak çevirmiştik. Run through işte geçiyor. Part'tan geçen bir
adaydı. Tık sektör sektör bizde de kullanıyoruz direkt. Burada işte sert bir şekilde darbe alıyor bu sektörler. Including dahil, tarım dahil olmak üzere. Cattle sığırdı, sheep koyun. Acres burada şey dönüm demek. Pasture şey çayır, otlak bölge. Scorching yanmak demek. Reality gerçeklik. Same long time. It was supposed to be olması gerekiyordu gibi. Wildlife vahşi yaşam. Evacuate tahliye etmek demek. Private burada özel, özel iş. Burada rely on güvenmek demek. Bring getirmek. Fund burada finanse etmek demek. Shutdown kesilmek, artık insanlar gelmesi kesildi. Burada go broke işte iflas etmek, çökmek. Yani bu işi bırakıp gitmek zorunda kalabilirler gibi düşünebiliriz. Worst en kötü. Şimdi patch neydi? Arsa, arazi. Coin, yasam, diskansımış. Potential, potansiyel olarak rest burada yani kalan, dinlenmek değil, adanın kalanı da gidebilir. Bu şekilde çevirmiştik. Sonraki haber, bitme şey virüsle ilgili falan da olabilir. Onu yarın şey yaparız, bakarım varsa güncel haber. Onu çeviririz. Umarım videolar faydalı oluyordur arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.